Hepinize merhabalar arkadaşlar. Su güzellik sırlarına hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir tarifim var. Bu tarifimi özellikle üniversitelerine yerleşmiş, öğrenci evlerinde, öğrenci yurtlarında kalan arkadaşlarım için hazırlıyorum. En güzel zamanlamalardan biri de diyet zamanı oluyor. Genelde aile evinde aile baskısıyla ya da güzel güzel yemeklere tabii ki de hepimiz cezbedilip takılıp yiyoruz. Ama üniversitede kendi evinizde kendi yemeğinizi kendiniz hazırlayacağınız için kalori kontrolü sizin elinizde olacak. Sizlere o kadar güzel bir tarifim var ve bu tarifim o kadar çok sürdürülebilir ki hem lezzetine bayılacaksınız. Hem de arkadaşlar ister yurtta kalın ister evde kalın her yerde yapabileceğiniz çok pratik bir tarif olacak. Sizlere 3 günde 5 kiloya kadar kilo verdirecek. Bunu düzenli bir şekilde kullandığınızda faydasını göreceksiniz. Hem de çok cep dostu bir tarif oluyor. Şimdi hemen bu tarifin yapılışına geçelim. Öncelikle bu tarifimi arkadaşlar bir kişi için ben hazırlıyorum. Sizler eğer ki evde kalıyorsanız arkadaşlar böyle bir topluluk olarak yapacaksınız. Kişi başına orta boy bir adet patates kullanılarak hazırlayabilirsiniz. Bu tarifimizde bu diyetimizde tabii ki de sadece patatesle beslenmiyoruz ama patatesin ne şekilde kullanmanız çok önemli. Burada bu püf noktasını sizlerle paylaşmak istiyorum. Pek çok insan patates diyeti deniyor ama gerçekten istediği sonucu elde edemiyor. Çünkü neden? Yaptığımız gözden geçen çok büyük hatalar var. Şimdi bu hatalar neler? Ne şekilde tüketmemiz gerekiyor? Detaylı bir şekilde bunları size anlatmak istiyorum. Tahtım alayım. Bu tarifi ben İtalyan bir arkadaşımdan öğrendim. İtalyan arkadaşlar biliyorsunuz ki İtalyan mutfağı karbonhidrata aşık bir mutfak ve ben de patates aşık bir insanım. Gerçekten hem çok hafif oluyor hem çok doyurucu oluyor hem de metabolizmanızı çok güzel hızlandırıyor. Tabii ki de bu tarifte dikkat etmeniz gereken çok önemli püf noktaları da olacak. Bizim normal her zaman yediğimiz patates yeme alışkanlıklarımızın birazcık dışarısına çıkacağız. Bu arada bu tarihde bizim neden bu kadar çok kafayı takmıştık üniversite yıllarında onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Benim arkadaşım Sicilya kıyılarında yaşıyor ve onların orada çok küçük bir kasaba varmış. Kendisinin anneannesinin de o kasabada olarak orada doğup büyümüş. Ve arkadaşlar anneannesi şu anda 118 yaşında. Çok da sağlıklı, çok da hanımefendi, çok şeker bir bayan. Bu bölgede yaşayan insanların yaş aralığının gerçekten çok yüksek olduğu sadece onların gözünde değil bilimsel açıdan da pek çok üniversitenin gözünden kaçmamış. Bu bölgede yaşayan insanlarda ortalama yaş aralığı 120 ile 110 yaş arasında değişiyormuş. Dileri o Sicilya kıyılarına mavi zon yani mavi alan diye onlar isimlendiriyor. Bu mavi alandaki insanların neden bu kadar uzun süre olduğunu tabii ki de genetik olarak da araştırmalar yapılmış. Özel Üniversitesi tarafından e, ee, Sicilya'da çok güzel bir araştırma ekibi oluşturulmuş. Çok önemli nokta da bu insanların beslenme alışkanlıkları. Biliyorsunuz ki İtalya karbonhidratı çok seviyor. Biz de çok seviyoruz. Onlarla çok damak tadı olarak benzerliklerimiz var. Fakat onların patatesi olan düşkünlüğü bir tık daha fazlaymış. Ve patatesleri arkadaşlar bizim yaptığımız tekniklerin çok dışında çok farklı şekillerde değerlendiriyorlar. Şimdi bugün onların tariflerinden birini ben de size anlatacağım. Ben patatesimin güzelce kabuklarını soydum. Şimdi hemen bunu yıkayayım. Patateslerimizi önce öncelikle kabuklarını soymamız gerekiyor ve daha sonrasında ince ince doğramamız gerekiyor. Bu tarifte çünkü arkadaşlar patatesin içerisindeki nişastadan yararlanacağız. Patatesin içerisinde çözünebilir, çözünemeyen pek çok nişasta türü var. Ve bu nişasta türlerinin gerçekten vücudunuzda çok güzel işlevleri var. Bunların birinci işlevi arkadaşlar bizim bağırsaklarımızda yaşayan bizlere dost minik minik bakteriler var. Biliyorsunuz ki bu bakterilerin sağlığı bizler için çok önemli. Bağırsaklarımızın ikinci beynimiz olarak nitelendirildiği bir dönemdeyiz. Konuşmadım da. Bu dönemde arkadaşlar bağırsak sağlığımıza çok daha fazla önem vermemiz gerekiyor. Ee, bazen antibiyotik kullanıyoruz, yeteri kadar vitamin takviyesi almıyoruz, yeteri kadar düzenli beslenmiyoruz. Zaman içerisinde bizim bağırsaklarımızda yaşayan bu minik bakteriler maalesef ölüyor. Bunların ölmesiyle birlikte sindirimle ilgili çok büyük problemler, çok büyük rahatsızlıklar ortaya çıkıyor. Bu bölgede arkadaşlar yaşayan probiyotik bakterileri biz prebiyotiklerle besliyoruz. Bir numaralı probiyotiklerle tabii ki de dirençli nişasta. Dirençli nişastanın bir numaralı kaynağı gördüğünüz gibi patates arkadaşlar. Şöyle ve patatesin tabii ki de hazırlanma ve tüketim koşulları da çok önemli oluyor. Biz burada arkadaşlar patatesimizi güzelce içerisinde biliyorsunuz hücresel olarak baktığımız zaman patatesin dış kabuğunda bir çeper var bizim bu çeperi kırmamız gerekecek biz bu çeperi de birazcık ısı ve su yardımıyla açtıracağız ve enzimin aktif bir hale gelmesini sağlayacağız hemen ben patateslerimi alıyorum ve patateslerimi ocağıma götüreceğim ocakta üzerine çok az bir miktar tuz ilave ederek güzelce kaynatacağım burada kaynatma işlemi çok önemli Sizler de patatesi kabuklu bir şekilde değil, kabuğu soyulmuş ve doğranmış bir şekilde kaynatırsanız daha çok verim elde edersiniz. Arkadaşlar patateslerimiz kaynarken şimdi ben içerisine şöyle bir tane mini kapya biber, 2-3 tane dolmalık biberi közleyeceğim. Ama burada illa közlemeniz gerekmiyor. Benim vaktim yok diyenler bunları minik minik e, şekilde de doğrayıp içerisine ilave edebilir. Ama ben közlenmiş bir tık daha fazla sevdiğim için közleyip, hazırlıyorum. Biberler közlendi. Bu arada bir püf noktası. Ben eskiden ince sivri biberleri közlerdim. Arkadaşım dedi ki hiç o şekilde uğraşma. Böyle birazcık daha etli olan biberlerle daha lezzetli oluyor. Hem de ee, biliyorsunuz közlerken bir anda onlar kararıyor. Böyle daha güzel oluyor. Lezzet açısından da hem daha etli hem de birazcık daha füme tadı gelecek ağzımıza. Şöyle hemen biberlerimizin iç çekirdeklerini çıkartmakla başlıyorum ben. Bu arkadaşlar çok doyurucu oluyor. Gerçekten bunu yediğinizde yani başka bir şey yemeye ihtiyacınız olmayacak. Hem de çok hafif bir yemek. İştahınızı kapatacak. Bunu yanınıza çantanıza e, hani yapıp okulda da yiyebilirsiniz. Hiçbir şekilde sıkıntı olmayacak. Ve çıkarttıktan sonra biberlerimi doğrama işlemine başlayabilirim. Burada arkadaşlar biberlere karşı bazı kişilerin midesine rahatsızlık olabiliyor. Ama biber kabuklarını aldığımız için çok siniriminize yardımcı olacaktır bu tarif. şöyle ben minik minik olabildiğince küçük küçük bunları doğruyorum. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Biber tüketmeye çok özen gösterin. Yüz güzelliğiniz için, saç güzelliğiniz için. Biberin içerisinde normal limon oranı daha fazla C vitamini bulunuyor. Bu da arkadaşlar hem kilo vermede sizin metabolizmanızı hızlandıracak. Hem de kolajen sentezinin çok güzel bir şekilde hızla artmasına sebebiyet verecek. O yüzden eğer ki sizlerde tırnaklarım bu aralar çok çabuk kırılıyor diyorsanız, saçlarım çok dökülüyor diyorsanız, Bence birazcık bibere önem vermeniz gerekiyor yemeklerinizde. Her kadar etkili bir diğer malzememiz burada soğan olacak. Ben ince frenk soğanlarını tercih ediyorum. Sizler burada istediğiniz gibi soğan ilave edebilirsiniz. Eğer ki tabii ki de bunu dışarıya yanınıza çantanıza alacaksınız. Soğan ilave etmeden de yapabilirsiniz. Artık yapacak bir şey yok o kadar. Şöyle. Zaten çok incecik soğanlar. Olabildiği kadar da ince ince doğramaya özen gösterelim. Son olarak çok güzel yakışan ve de arkadaşlar bu tarifte metabolizmanızı çalıştırıcı bir diğer bileşenimiz biberiye. Ben burada taze biberiye kullanıyorum ama hiç sorun değil. Kuru biberiye de olur. İlla taze olmasına gerek yok. Çünkü tazesini bulmak her zaman kolay olmuyor. Zor olabiliyor. O yüzden de e, şimdi ne yapacağız dediğinizi duyar gibiyim. Kuru biberiye de çok güzel olacaktır. Hiç problem olmayacak yani. Şöyle. Biberinin gerçekten patatesin lezzetini bir noktadan alıp bir diğer noktaya taşıyor. Hem de içerisindeki e, biliyorsunuz yağ yakıcı çok yüksek miktarda enzimleri var. Bu enzimler sayesinde de sizin çok güzel, çok hızlı bir şekilde kilo vermenize yardımcı olacak. O yüzden geldi. Görüyorsunuz biz suyunu hiçbir şekilde israf etmedik. Suyunu atmıyoruz. Kesinlikle suyu burada kullanacağız. Hem çok güzel bir bağlayıcı oluyor hem de tam bir besin değerinin biliyorsunuz kaynarken çoğu suya gidiyor. Besin değerlerinden hiçbir şey eksiltmiyoruz bu tarifte. Ayağınların arkadaşlar bu kadar sağlıklı olmalarının altına yatan püf noktası kesinlikle patatesi sıcak olarak tüketmemeleri. Patatesi arkadaşlar soğuk olarak tüketiyorlar. Soğuk nişasta biliyorsunuz daha güzel, daha dirençli bir nişasta elde ediyorsunuz. Daha kaliteli bir nişasta oluyor. Şimdi bunun içerisinde karabiber. Karabiberi gerçekten çok fazla kullanıyorlar. Özellikle patatesli tariflerinin hepsinde son dokunuşlardan birincisi. Üzerine birazcık pul biber çok güzel yakışıyor. Balsamik sirkeyi arkadaşlar yani daha öncesinde çok fazla kullanmaya alışık olmayan insanlar için çok yoğun, çok baskın gelebilir. Ama kullandıkça daha da seveceğiniz bir lezzet. Şöyle üzerine güzelce balsamik sirkemizi gezdirelim. Bu zestiyle çalışmayı çok seviyorum. Üzerine de çok güzel yakışıyor. Süper bir freshlik veriyor. Şöyle ben limon arkadaşlar üzerine gezdiriyorum. Sizler de mutlaka özellikle patates yemeklere karabiber ve limon atmayı ihmal etmeyin. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi benim sizler için hazırlamış olduğum tarifim bugünlük bu kadardı. Sizler de ister evinizde, ister öğrenci yurdunda, ister öğrenci evinde harika bir şekilde gerçekten elit bir restorandan çıkmış gibi hem çok lezzetli hem çok sağlıklı, çok hafif, metabolizmanızı hızlandırıp hızlı bir şekilde kilo vermenizi sağlayacak güzel sunumlar kendinize hazırlayabilirsiniz. Bu tarifimi beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşmayı kanalıma henüz abone değilseniz aşağıdan abone olarak bana destek olmayı ihmal etmeyin. Hepinize sağlıklı ve güzel günler diliyorum.